Arkadaşlar merhaba. Pratikte özel güvenlik yönetimi adlı yaptığım bir çalışmayı kısaca size paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu çalışma benim yüksek lisans çalışmam. 193 sayfa toplamda 4 bölümden oluşuyor. Yüksek lisans çalışmam bahsettiğim gibi. Kısaca ana hatlarından bahsedecek olursak özel güvenlik görevlerinin yetkileri ve görevleri, özel güvenlik görevlerinin yapılanması ve denetimi, Aynı şekilde özel güvenlik görevlerinin istihdamı, istihdam edilmesi, olaylara müdahale tarzları, yasaklar ve yaptırımlar, sektördeki sorun, sorular, sorunlar ve çözüm önerileri. Bir de özel güvenlik görevlileri anket araştırmam var arkadaşlar. Bunlar dört bölüme dağılmış şekilde, genel hatlarıyla bu şekilde. Hemen devam edelim. İçindekiler bölümünde ilk kısımda şekiller ve tablolar dizini var, kısaltmalar dizini var, ekler listesi var. Daha sonra bir giriş yaptım. En başında da özet kısmı var arkadaşlar. Ön falan var normal kitap formatında. Birinci bölümden bahsedelim. Birinci bölüm genelde teorik kavramlar üzerinde yapılandı arkadaşlar. İlk etapta kavramsal çerçeve yani özel güvenlik nedir, ne değildir bir iki sayfalık bir tanım yapmaya çalıştım arkadaşlar. Daha sonra özel güvenlik kurumunun gerekliliği. Daha sonra tarihsel akışını incelemeye çalıştım. Bu bağlamda bekçilik dönemi Osmanlı zamanından gün şeye kadar 1970'li yıllara kadar 1970'li yıllardan bahsettim özel güvenlik sektörünü. Daha sonra 2495 sayılı kanun dönemi yani 1981'lerden 2004'e kadar olan süreci anlatmaya çalıştım. Daha sonra 5188 sayılı kanun dönemi. Yani 2004'ten bu yana kanun geçerli olan kanundaki şeyleri bahsettim arkadaşlar. Gelişmeleri. İlişkili yasaların kapsamı dedim arkadaşlar. Zaten ilişkili yasalar bir geçmişte 2495 sayılı kanun var ve 5188 sayılı kanun var. 2495 sayılı kanunun kanun amacı kapsamı il özel güvenlik il komisyonlarından bahsettim arkadaşlar. 5188 sayılı kanundan ise aynı şekilde kanun amacı kapsamı neleri kapsıyor. Daha sonra özel güvenlik il komisyonu ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Daha sonra özel güvenlik kurumlarının görev alanları, özel güvenlik görevlilerinin yetkileri bağlamında mülki idare amirinin özel güvenlik görevlileri üzerindeki yetkileri, özel güvenlik görevlilerinin arama yetkisi, bu bağlamda Önleyici ve ya da idare arama yetkisi özel güvenlikçilerin, özel güvenlik görevlilerin adli arama yetkisinden bahsettim. Daha sonra özel güvenlik görevlilerinin suça el koyma ve suçluyu yakalama yetkisi, kimlik sorma, zor kullanma, silah taşıma ve kullanma yetkisi, doğal afet durumlarında özel güvenliğin yardım sorumluluğu konularından bahsettim arkadaşlar. Şimdi daha sonra ikinci bölüm yapılanma sürecinde geçtik arkadaşlar. Özel güvenlik kuruluşlarının yapılanması, özel güvenlik görevlilerinin yetiştirilmesi bağlamında özel güvenlik temel eğitiminden bahsettim. Temel eğitimi bağlamında ise müfredatı kısaca bilgilendirmeye çalıştım arkadaşlar. Özel güvenlik hukuku ve kişi hakları yani derslere değindim. Yani özel güvenlik hukuku her ders hangi konular işleniyor, konu başlıkları şeklinde ve bu derslere kimler verebilir? Bunlara değinmeye çalıştım. Bu bağlamda özel güvenlik hukuku ve kişi hakları, güvenlik tedbirleri, güvenlik sistem ve cihazları, temel ilk yardım, yangın güvenliği ve tabi felaketlerde müdahale tarzı, uyuşturucu madde bilgileri, etkili iletişim, kalabalık yönetimi, kişi koruma, genel kollukla ilişkiler, silah bilgisi ve atış dersleri var. Bunların bilgilendirmeleri var kısa kısa. Daha sonra özel güvenlik temel eğitimi sonunda uygulanan sınav sisteminden bahsetmeye çalıştım. Sınav sonunda başarılı olan adayların kimlik kartı çıkarma süreci, kimlik edinme sürecinden bahsettim arkadaşlar. Daha sonra diğer bir alan olan yani özel güvenlik ihtiyacını besleyen meslek yüksek okullarımız var arkadaşlar. Özel güvenlik ve koruma ön lisans programları. Burada örnek olarak Anadolu Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programını aldım arkadaşlar. Burada müfredattan bahsetmeye çalıştım. Halkla ilişkiler ve iletişim yani derslerin kısaca içeriğinden bahsetmeye çalıştım. Ön lisans programındaki. Hukukun temel kavramları, anayasa, temel insan hakları bilgisi, temel bilgi teknolojileri, temel ilk yardım bilgisi, ceza hukukuna giriş, özel güvenlik hukuku, güvenlik sistemleri, olaylara müdahale esasları, kriminoloji, özel güvenlik hizmetlerinde güvenlik önlemleri, özel güvenlik meslek etiği, suç önleme modelleri, temel ceza muhakemesi hukuku bilgisi, bu kadar şeyi yaptım. Ön da bahsettim arkadaşlar. Daha sonra özel güvenlik görevlisi yenileme eğitimi. Yenileme sürecinden bahsetmeye çalıştım. Bu yenileme eğitim programından bahsettim arkadaşlar. Daha sonra eğitim sonunda yapılan yenileme süreci yani sınav ve gerekli evrakların tamamlanması. Özel güvenlik eğitim kurumlarından bahsettim arkadaşlar daha sonra daha sonra özel güvenlik görevlerinin denetlenmesi, özel güvenliğin iç denetimi bu bağlamda. Kişisel iç denetim unsuru olarak ahlak, vic, vicdan ve ahlak, özel güvenliğin dış denetimi, özel güvenliğin yargı bakımından denetimi konularına değindikten sonra en sonunda da bölüm sonunda sayısal verilerden bahsettim arkadaşlar. İstesiz veriler yani. Üçüncü bölüm, uygulamada özel güvenlik yönetimi. Özel güvenlik görevi bu bağlamda. Bu bölüm içinde özel güvenlik görevlerinin istihdam edilmesi, alt başlığımız özel güvenlik şirketlerinin işi alım şartları. Daha sonra uygulamada özel güvenliğin görevleri, kontrol noktaları, iletişim araçlarının kullanımı, arama ve kontroller, gerekli kayıtların tutulması. Bu kayıtlar bağlamında ziyaretçi kayıt, taşeron kayıt, araç kayıt, tutulan diğer kayıtlardan bahsettim. Daha sonra devam ettim, devreye görevinden bahsettim özel güvenlikçilerin. Daha sonra acil durumlarda özel güvenliğin hareket tarzları bağlamında hırsızlık, yangın, sabotaj, kazalar, bireysel ya da toplu eylemler, kar, kavga, kargaşa ve problemli şahıslar, ihbarlar, doğal afetlerden bahsettim. Daha sonra özel güvenlik görevlilerinin oday, olaylara müdahale araçları olarak drop, biber gazı, kelepçeden bahsettim. Özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarından bahsettim. Daha sonra özel güvenlik görevlilerine dair yasaklar ve yaptırımlar. Bu Yasaklar ve yaptırımlar alt başlığında şey başlığın altında bir örnek savunma yazısı var arkadaşlar ve bu savunma yazısını detaylandırmaya çalıştım. Daha sonra özel güvenlik görevlerinin çalışma koşullarından bahsettim arkadaşlar. Daha sonra özel güvenlik alanındaki olumlu gelişmeler bağlamında Özel Güvenlik Dernek ve Sendikaları ÖZGEP çalıştayı, özel güvenlik hizmetleri sektör çalıştayından bahsetmeye çalıştım. Dördüncü ve son bölümümüz pratikteki sorunlar arkadaşlar. Sorular, sorunlar ve öneriler. Buradaki sektörün sorunlarından bahsetmeye çalıştım. Sayısal yetersizlik, kontrol noktalarının durumu, kamera sistemleri, görevi harici özel güvenlikçilere yaptırılan bazı işler, kılık ve kıyafet durumu, hizmet içi eğitimler başlığı altında, etkili iletişim, iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım, yangın ve tabi afetlerde müdahale tarzlarından bahsettim. Daha sonra mevcut yöneticilerin durumu, sertifika yenileme prosedürleri, özel güvenlik kimlik kartlarının durumu, denetimlerden kaynaklanan eksikliklerden bahsetmeye çalıştım. Daha sonra en sonunda da özel güvenlik araştırma anketimiz var arkadaşlar. Bu anketi interaktif ortamda yapmıştım ben. Yaklaşık 110 kişilik bir katılım var. Buradan çıkan sonuçları inceledim arkadaşlar. En sonunda da çalışmamın sonunda yani pratikte özel güvenlik yönetimi çalışmanın sonunda değerlendirme ve sonuç bölümümüz var. Kendi yorumlarımı içeren. Daha sonra eklerimiz var. Çalışmanın sonunda 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun. Bu kanunun yönetmeliği, bu kanunun genelgesi. En sonunda da kaynakçı listemiz var arkadaşlar. Evet çalışma bu şekilde arkadaşlar. Çalışmamın tam metnine ulaşmak için Google'da ya da arama motorlarında pratikte özel güvenlik yönetimi adıyla aratabilirsiniz arkadaşlar. Ya da doğrudan döküman linkimiz var ekranda. Bu linki yazıp ya da kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırdığınızda bu çalışmanın tam metnine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çalışmayı kısaca nelerden kimlere hitap ediyor onlardan bahsedeyim. Bu arka kapak yazısı. Bu eser özel güvenlik hizmetleri sektörünü bilimsel düzeyden çok pratikte değerlendirmekte. Bu kapsamda tanımsal ve tarihsel bir çerçeve oluşturduktan sonra yasal prosedürler ışığında özel güvenliğin yetkileri, yapılanması ve denetimi konuları teorik olarak ele alınmış. Pratikte yani uygulamada yapılması gerekenler ve sorunlar değerlendirilmiş. Eser özel güvenlik alanda hizmet veren şirketler ve bu şirketlerin yöneticileri başta olmak üzere özel güvenlik hizmeti alan kurumlar ve bu kurumların yöneticileri, denetim sorumluluğu bulunan kolluk personelleri, bu sektörde çalışmış, çalışan ve çalışmayı düşünen özel güvenlik görevlisi arkadaşlar ve özel güvenlik alanına ilgi duyan herkese hitap ediyor arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar.